Merhaba herkese, Adı TV hoş geldiniz. Ben Onur. Bilirkişi programına da hoş geldiniz. Bu programda kültleşmiş, efsaneleşmiş, halka mal olmuş ya da çok gişe getirisi, başarısı yakalamış filmleri, bir de filmi bedava izlemiş, yani internet sitelerinden izlemiş Türk seyircilerin gözünden değerlendiriyoruz diyeyim. Başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın. Her hafta böyle videoları yayınlıyorum. Bu da güzel oluyor. Bu haftaki bölümün konusu, bu haftaki bölümün konusu The Room. Yani dünyanın gelmiş geçmiş en bence güzel komedi filmi olarak nitelendirebileceğimiz bir film. Başlamadan önce beğen butonuna basmayı unutmayın. Yani videoyu beğenirseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman ufaktan başlayalım. Always Sleepy. Ben hayatımda o kadar kült bir film izlemedim. Kült nedir'in cevabı niteliğinde. Kendisi bu zamana kadar izlediğim en kült film olan Yıkılmayan Adamın 6 milyon dolarlık versiyonu gibi. Tommy Wiseau'nun bu filmin senaryosundan önce 500 sayfalık kitabını yazmış olması bu filmin varlığından çok daha şaşırtıcı benim için. 500 sayfa ne yazmış acaba, bulabilsek ve okusam. SFHJKS. O değil de Tommy Wiseau'nun kulak yırtan gülüşü hala kulaklarımda. Bayan Pipo. Efsane oyunculukları ve replikleri tam bir kült film. Sonuna kadar hak ediyor bunu. Dalga geçmenin aksine ben de Tommy Wiseau'yu tanıyıp anlama merakı uyandırmıştı. Dün de müthiş song ifaylar yapan Gregory Brothers tarafından düzenlendiğini gördüm. You're Tearing Me Apart. Bir günde milyon kez izledim herhalde bu film. Bu şarkı altın değerinde boş adamların hastası nokta. Demiş. Ve bu verdikleri linki de arkadaşlar aşağıda paylaşıyorum. Acaba eğlenceli bir şarkı mı bilmiyorum. Ben araya bir yere şey yaparım, sıkıştırırım güzelse. Berene Gülmez. Baştan sona ustalık eseri. Demiş. Chaos Angel. O kadar muhteşem bir film ki bu. İzledikten sonra birkaç hafta filmin replikleriyle konuşmaktan kendinizi alamazsınız. Aslında filmde değinilmesi gereken bir ton sahne var ama bence filmle ilgili en çarpıcı gerçek psikoloğu oynayan elemanın filmin yarısına yeter ulan demesi ve seti terk etmesini takiben filmin ikinci yarısında kendisine zerre benzemeyen ve nereden çıktığı öbürsüne kavga... Doğru. Aynen. Kavrayamadığınız başka bir aktörün oynamaya devam etmesi. Ayrıca Tommy Wiseau amcamız 35 mm ve dijital kamera arasındaki farkı bilmediği için filmi 1.35 mm bir de dijital kamera ile çekmiş. Filmdeki diyaloglar o kadar muhteşemdir ki sanki biri Captain Subtex'i çağırmış ve Truth Helmet'i açık unutmuş gibidir. Karakterler söylemeleri gereken şeylerin altında yatan anlamlarla konuşurlar. Filmden muhteşem replikler için buradan buyurun hatta. Ben o linki de koyacağım. Sanırım Deni Taş Yatlas'ın 11-12 yaşlarında bir tipin oynaması gerekirken casting aşamasında bir problem çıkmış olabilir. Çünkü top oynayalım diye tutturması, senin hatun aşığım ben abi şeklinde dolanması filan hoşgörüyle karşılanması başka türlü açıklanamaz. Bir de o kaşıklar nedir yahu? Kaşıklar mı kasıklar mı acaba, hangisini demeye çalışmış? Neyse. Çağınırmak. Ooo. Mr. Çağınırmak bu filme yorum yapmış. Bu film sinema tarihinde o kadar büyük bir yer edinmiştir ki ünlü yönetmenler Guy Ritchie ya da Tarantino gibi bu filmden sonra başka filmlerin çekilmesinin anlamsız olduğunu ve bu filmin bütün evrenler arasında gelmiş geçmiş en iyi film olup alabileceğine kanaat getirmiştir. Çağınırmak böyle bir şey demişse o zaten bütün yönetmenlerle böyle şey olduğu için doğru demiştir. You have nice, legs, Lisa. You have nice pecs. I'm tired. I'm wasted. I love you, darling. Come on, make love to me. Oh. Come on, you owe me one. I love you, Lisa.
I can't talk right now. Why, Lisa? Please talk to me, please. You're part of my life. You're everything. I could not go on without you, Lisa. You're scary. You are lying. I never hit you. You are tearing me apart, Lisa! Why are you so hysterical? Do you understand life? Do you? Glass Sealed. 5000 meme gucunda... Meme değil herhalde o. Değil mi? Meme değildir. 5000 meme... 5000 meme gücünde film. Mimlere... Memelere gark ettiren bir atom bombasının üzerinde oturuyormuş gibi hissettiren Not Always Anyway How's Your Sex Life soru işareti demiş. Bu da arkadaşlar filmi izlemeyen varsa hemen açıklayayım. Bu da filmden bir replik kendisi. Arkadaş filmi izlediğini belirtmek için böyle bir şey yapmış. Gül. Yorumlarda bir tane benim gibi düşünen yok mu ya? Filmin 15 dakikasını ancak hızlayabildim. Bu ne? Amatör oyunculuk yok sıkıcı. Ben mi sinemadan anlamıyorum gülücük demiş. Yani bu film zaten bence açıkçası dürüst olmak gerekirse film izleyen insanların böyle çok fazla film izleyen insanların izlerken ben bu filmi acaba daha önce izledim mi diyebilecek kıvamda bir film ya da ya ben bu filmi düşünmüştüm falan diyebilecek kıvamda bir film açıkçası. Ben öyle düşünüyorum bilmiyorum. Ben izlerken dedim ki ben bu filmi daha önce izledim mi abi yani bu. Ben izlemiş olsam bu filmi hatırlarım. Bu kadar komik bir film hatırlamıyorsam benim gerçekten bu hafızam çok boş şeyleri kaydediyor diye düşündüm. Neyse. Haluk Su XXX. Nolan baksın da görsün film nasıl olurmuş bu puanla. Tommy Reis'in hakkı yenmiş olağanüstü senaryo ve oyunculuk nokta. James Franco yazmış. Çevirmene teşekkür ederim esprilerden dolayı ve bu filmin benim hayata bakış açımı değiştirdiğini belirtmek isterim. Çok derin anlamları olan bir film. Gülücük. Orosp. Mükemmel bir film herkesin özellikle kocasıyla sorun çeken yönetmen adaylarının anması gereken bir tişört bence. Hem de Devrilişik kameraman ayrı çok iyi demiş. Ben bu yorumdan hiçbir şey anlamadım. Otis abi. Abi yorum yapmış. Her ay Los Angeles'taki Lemley'si Sunset 5 sinema salonunda Tommy Wiseau'nun şahsen katılımıyla hınca hınç dolu bir sinema salonu bir salona oynayan film. Neredeyse babam sınıfı tatilde filmi kadar çok izlediğim bu film hakkında yazacak o kadar çok şey birikti ki oturup yazmaya kalksam harcayacağım zamanı acıyor ve haliyle yazmaya kıyamıyorum demiş. Action. What line? What is line? I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Okay. Action. What is line? Take 13. Action. I did not hit her. Okay. Line. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Take 67. Action. I hit her. No. Do you want to change the line? You're doing great, man. We'll get there. Action. 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 You have to say out loud. I can't hear in here. Say action so I can hear her. Okay. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Owen John. Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en güzel filmi olan Über film her dakikası ayrı bir Oscar hak ediyor. Her sahnesi ayrı bir sanat eseri. İzlerken hakkını veremediğimi düşünüyorum. Acıdan gözlerim kanıyor. Bu filmi izlemeyen ben sanat severim demesin nokta. Rap... Ne? Rap Is Live. Çıtı filmlerin Citizen Kane olarak adlandırılan film Meray mutlaka bir kere izliyoruz. Demiş.
demiş Radley. Film boyunca bu replik ne alaka, bu tepki ne alaka, bu olaylar ne alaka dedim. Fazlasıyla güldüm filmin kötü olmasına. Gerçekten inanılmaz derecede kötü bir film ama bu kötülüğü kendini izlettiriyor ve kendine güldürüyor nokta. Kötülüğün kendini güldürüyor arkadaşım, neyse. Delikat. Filmin adının neden Drum olduğu hala fanlar arasında tartışma konusu. Vaizu o da kendini güvende hissettiğiniz yer olduğu için demiş ve tartışmayı içinden çıkılmaz boyutlara taşımayı başarmıştır. Nokta demiş Serap. Dünya üzerinde yapılmış en güzel film demiş. Evet arkadaşlar, bir bilir kişinin daha sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz likelamayı unutmayın. Bu Drum filmi benim böyle en sevdiğim filmlerin ilk kaça alırım? 1-2-3-4. İlk 7'ye alırım arkadaşlar ben bu filmi. Çok güzel bir filmdir. İzlemeyen varsa izlesin. Başında zaten söylemedim spoiler içerir falan diye. Çünkü elimden geldiğince spoiler içermeyecek yorumlara bakmaya çalıştım. Yorumları okumaya çalıştım. Bu filmi ilk kez benden duyuyorsanız mutlaka izleyin. Daha önce bir yerden duyup benden duyduktan sonra böyle evet lan böyle bir film varmış dediyseniz mutlaka izleyin. Bu filmi izlediyseniz tekrar izleyin falan yani. Neyse, bana da yorum yapmayı unutmayın. Bana da like atmayı unutmayın. Beni de paylaşmayı unutmayın. Beni de tekrar izlemeyi unutmayın. O abone olun yanındaki çana tıklamayı unutmayın. O çana tıklayınca ben böyle bu videolardan yaptığım zaman sana diyecek ki böyle Onur işte video yaptı hadi lütfen. Bu videoya bir bak, böyle bilir kişi gelmiş falan diyecek böyle. Diyeceksin ki aa bak yeni video yapmış hadi aa izleyeyim falan diyeceksin. Onu demek için de çana tıklamayı unutma sayın arkadaş dinleyen, sayın izleyici falan. Çünkü bu video neyse, ben boş yapmayayım daha fazla. Herkese o zaman iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.